Beykent TV ekranlarından herkese merhabalar efendim. 14 Şubat Sevgililer Günü özel programımızda karşınızdayız. Astrolojinin aşk haliyle ilgili konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Astrolog Filiz Özkol. İzninizle konuğumu karşılayayım ve onunla 12 Burcu konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Evet, her sene Sevgililer Günü'nü böyle güzel bir şey mesajlarla kutluyoruz. Evet, güzel bir gün. Sevgi evet. Günü demek istiyorum. Tüm sevgimizi paylaşacağımız bir gün olsun diliyorum. Burçları konuşacağız. Burçlar aşkta nasıl? Onları tek tek dinlemek isteyeceğiz sizden 12 Burcu. Ama önce yine kısaca bir kendinizi tanıtmanızı rica edelim. Sonra sorularıma başlayacağım. Evet, İzmirliyim. Asıl işim edebiyat öğretmenliği. Ama bunun yanı sıra edebiyat öğretmenliği çok yapmadım. Gazetecilik yaptım, radyoculuk yaptım, televizyonculuk yaptım. Astroloji 22-23 yaşından beri daha üniversite yıllarında hobi olarak başlayıp sonra da profesyonelliğe yönelttim. Ama dediğim gibi aşağı yukarı 40-45 senedir astrolojinin içindeyim. Zaman zaman düşünüyorsunuz astroloji hayatımızın içinde ne kadar var diye. Aslında yaşantımızı gözden geçirirsek yaşadığımız her olayın en ince noktasına kadar astroloji var. Farkında değiliz özellikle ilişkilerde. Evet, ilgisi olan çok fazla farkında oluyor. Hatta haftaya, günlere bile burç haritasıyla, burç yorumlarıyla başlayabiliyor. Evet, bugün ama astrolojinin aşk halini konuşacağız. Evet. Burç uyumu diye bir gerçek var. Hep duyduğumuz ama ne kadar doğru biliyoruz bilmiyorum. Burç uyumu var mı romantik ilişkilerde? Gerçekten burç uyumu ilişkilerin geleceğini belirleyebiliyor mu? Şimdi evlilik sinatrisi ya da ilişki sinatrisi dediğimiz bir olay var. Bu sinatrilerde kadının astrolojik haritasındaki Mars'la erkeğin Venüs'üne bakılır. Hani bir zamanlar bir kitap vardı, erkekler Mars'tan gelir, kadınlar Venüs'ten. Aslında onun altında astrolojik uyum saklıdır. O kitap zaten kim yazmışsa şu anda yazarını unuttum. Ona göre yazılmış bir kitap. Yani sonuç olarak kadının Mars'ı aşka nasıl bakış açısı geliştirdiğini, erkeğin de Venüs'ü nasıl bir sevgili aradığını gösterir. Ama yine de kendi burçlar arasında da geçişler vardır. Her burç kendi karakterine göre aşkını yaşar. Hani bazen deriz ya o beni neden sevmiyor? Aslında o da seni seviyordur da kendi karakter, kendi astrolojik karakterine göre seni sevdiği için sen onu çok sevilmediğini zannedersin. İlişkilerde bazen bu olaylar var. Burçların kendi içindeki kendi alışverişleri var. En doğru burç, en doğru burçla bir arada olunca zaten aşklar yaşanıyor. Kendiliğinden başlıyor. Peki bu astrolojik haritada uyumlular, birbirlerini seviyorlar ama davranışsal olarak bu dışa vurulmuyor mu? Bu sefer beni sevmiyor dediğimiz insanlar bizi seviyor mu olacak? Tabii ki ilişki başlarken kimse kimseyi tam tanıyamadığı için, zaman zaman geliştiği için ve astroloji de kendi duygularını yavaş yavaş ortaya çıkardığı için tabii ki bir koç burcuna baktığınız zaman hemen kendi aşkını gösterir. Bir balık daha çok derinden gider. Bir yengeçin duygularına girmek çok zordur. Boğa sahipleneceği kadını veya erkeği sever. Akrep uzun uzun denemelerden sonra yani karşısındaki insanı uzun vadede tanımak ister. Bu yüzden iki tarafın aşktaki o geçişleri bazen zor olabiliyor ama sonradan toparlanıp kendi aralarında o güzel diyalogları kurabiliyorlar. Her başlangıç zordur aslında. Evet. Uyumlarla birlikte aslında zorluklar da aşılıyor. Aynen. İşte bugün 12 burcun uyumunu sizinle konuşmak istedik evet. Özellikle o yüzden. Peki yükselen burçlarda ana burcumuzun yanında gerçekten uyum gerekiyor mu? Yükselen burç uyumu ilişkilerde baskın bir nokta mı? Şimdi yükselen burç insanın karşı tarafın seni nasıl algıladığını gösterir. Biz bazen yükselen burç olarak bir karşımızdaki insanı çok beğeniriz. Şimdi yükselen burç mesela yükselen burcu aslan olan, yükselen burcu terazi olanı bir anda beğenebilir. Çünkü ikisinin de kendi aralarında bir çekim gücü vardır. Dış görünüş, davranış biçimi ama daha sonra genel karakterler ortaya çıkar. Daha sonra Venüs ile Mars'ın birbirleriyle uyumu çıkar. Ondan sonra ilişki şekil değiştirir. Ya devam eder ya biter. Yükselen burç biraz aldatıcıdır. Karşı tarafa gösterdiği bir şekildir. O şekli bitirdiğinizde ya da o şekli açtığınızda onun dibinde gerçek karakterler ortaya çıkar deriz ya. Aşklar bir hafta sürdü, bitti. Yani 2-3 ay böyle kaynadılar, bir anda ilişkiler bitti. Bunların bütün özelliği o yükselen burcun cazibesinden kaynaklanıyordur. Ama gerçek uyum astrolojinin daha dibindedir.
Peki diyelim ki biriyle tanıştık veya evliyiz belki de ve burçlarımız birbirine uyumlu değil romantik ilişkilerde. Ne gibi önlemler almak gerekiyor? İlişkiyi gerçekten bu burç uyumsuzluğu bozabiliyor mu? Ya da uyumlu burçlar sonsuza dek bir arada kalabiliyor mu? Bu önemli bir nokta mı, merak ediyorum. Şimdi kişilerin birbirini tolere etmeleri çok önemli. Baktığınız zaman astrolojide tabii ki burçların birbirleriyle uyumları çok önemli. Ama bazen içinde uyumsuzluklar da var tabii. Birinin, çünkü astrolojinin haritanın tamamına bakmak lazım aslında. Merkür'ü boğada olan biriyle, Merkür'ü ikizlerde olan biri ne kadar anlaşabilir? Merkür ikizlerde cıvıl cıvıldır, devamlı konuşan bir kız. Merkür boğada ağır abi, konuşmaz. Konuşmamayı yeğler ya da az konuşur, öz konuşur. O zaman diyorsunuz ki, biz bununla hiç anlaşamıyoruz. Ne konuşursam karşı taraf bana net cevap vermiyor. Düşünüyor adam, düşünen adam ya da kadın düşünen bir kadın. Bazen ilişki ilk etapta bitebiliyor. Ama Marslarına, Venüslerine baktığımız zaman bu uyumluysa o dönemi atlattıktan sonra ilişki rayına oturuyor. Aslında ilişkiler çok derin olaylar. Astrolojinin dibindeki derinlikleri de çözmek lazım. Astroloji o kadar basit bir şey değil. Evet, evet. Ve şimdi artık günümüzde çok fazla ilgi arttı astrolojiye ve detaylarıyla öğrenmeye çalışıyoruz her noktayı. Bahsettiğiniz terimlerin çoğunu bile belki bilmiyoruz ama işte uzman biriyle bu sohbeti yaptığımızda, kendimizi daha yakın tanıma noktasında bu yolculuğa başladığımızda hem kendimizi belki tanıyacağız hem partnerimizi ve ilişkimizi güçlendirebileceğiz. Evet. O zaman ilk burçla başlayalım. Koç burçları. Şimdi aşkta nasıllardır? Koçlar Mars insanlarıdır, savaşçıdır. Eğer karşısındaki insanı beğenmişse zaten hemen ilk adımı atarlar, korkmazlar, cesurdurlar, cesaretlidirler ve duygularını net böyle rahat söylerler. Eğer karşı taraf biraz çekimserse bu ilişkiden korkabilir, çekinebilir. Hani bir anda atılımlı, bir anda ortaya çıkan ilişkiler bazılarını ürkütür. Ne yani? Neden böyle? Soru işaretleri getirir. Ama bir koçla aşk yaşamak çok güzeldir. Sana koç aşkın bütün anlamını gösterir. Cesurdur, gökyüzündeki yıldızları alır, yeryüzündeki ayaklarının altına serer. Bu güzel bir şeydir ama uzun sürede karşılığını alamadığı zaman da bir anda çekip gider koç. Yani bu böyle kalıverirsin, yani ne oldu? Hani derler ya kızlar, kızlarda çok duyuyorum bunu. Ya benim sevgilim bir anda kayboldu, yok oldu, gitti. Aradığını bulamamıştır. Çünkü koçlar çok samimi insanlar. Çok özel, çok kendilerini ortaya koyan insanlar. Tabii ki bir durum böyle olunca karşı tarafında sevgisine eğer kendini çok naza çekiyorsa ve birazcık da böyle kırılgan bir tipse koç çekip gidebilir. Koçların flörtöz tarafları da vardır. Ama o flörtöz dönemlerinde karşı tarafı tanımaya çalışır. Tanıdıktan sonra, emin olduktan sonra zaten o iş evliliğe ya da daha ciddi bir beraberliğe gidebilir. Ama koçları tanımak için onun çocuk kalbini bilmek lazım. Olduğu gibi olan insanlardır. Hiç rol yapmazlar. İşlerinden ne gelirse konuşurlar. En çok da zaten yaylar, aslanlar, teraziler, kovalar ve ikizlerle çok iyi anlaşır koçlar. Onların kendi aralarında ortak bir dilleri vardır. Ateş ve hava. İkisi birbirlerini tamamlarlar. Ama tabii ki yine de bakıyorsunuz koça hiç uymayan bir ikizlerle, koça ikizler değil bir başakla anlaşabiliyor. Bakıyorsunuz Marsları ile Venüsleri arasında bir diyalog vardır. Yalnız koçun sevme şeklini, aşka bakış şeklini ben çok severim. Yani şey gibidir onlar, böyle mitolojik milli kahramanlar gibi, hani atına binip böyle ülkeleri fetheden, aşkı fetheden insanlardır. Aşk en çok koçlara yakışır aslında. Çok güzel anlattınız. Evet. Şu da korkuttu. Çok fazla koç burçlarına naz yapmamak gerekiyor herhalde. Hemen vazgeçebilir. Evet, beklemeye tahammülleri yok. Çok aceleciler, çok sabırsızlar. Aşkın hemen sonunu, duygunun sonunu görmek istiyorlar. Neredeyiz, ne yapmamız gerekiyor? Aşkın içinde çok oyalanmayı sevmiyorlar. Eğer çok beğenmişler, sevmişlerse o aşka sahip olmak istiyorlar. İşte burada bazen sorun. Çünkü erkek koçsa, kızımız başka bir burçsa, kızımız bir de nazlıysa bitti olay. Zorlaşır. Evet, tüyoyu alalım o zaman. Peki şimdi burçları yorumlarken kadın erkek diye
ayrıştıracak mıyız? Çünkü bu anlattığınız genel anlamda tek bir iki cinsiyeti de kapsıyor mu? Yoksa kadınlar böyledir, koçta erkek koçlar böyledir diye bir ayrışım var mı? Tabii ki ortak özellikleri çok İkisini fazla. İkisini ayrı ayrı almak isteriz yoksa. Tabii ki koç kadını biraz daha düşüncelidir, hedefine kilitlidir ama karşı tarafı çok tecrübelerinden yola çıkarak nasıl biri olduğunu tanımaya çalışır. Heyecanlıdır, kendisine heyecan verecek erkekleri sever. Koç erkeği zaten heyecan verici bir adamdır, heyecan verici bir çocuktur. Yani sonuç olarak iki koçun birlikte karşılaşıp da aşk yaşamaları biraz zordur. Ama sonuç olarak ikisinin de ortak dili aşkı heyecanlı yaşamak, cesur yaşamak, biraz da aşkı dibine kadar yaşamak ve aşkın sonunu görmek isterler. Evet, çok güzel. Peki boğa burçlarına geçelim. Boğa kadınlarıyla başlayalım, sonra erkeğini dinleyelim. Evet. Şimdi boğa kadınları konformist kadınlardır. Aşkı daha sakin yaşamak isterler ama aşkın da konfor kısmı ve güzel kısmını, daha böyle sanatsal tarafını çok severler. Çünkü onlar güzelliğe, görünüşe ve estetiğe çok önem verirler. O yüzden karşısındaki erkeğin kibar, zarif, estetik görünüşlü ve kendisine değer vermesini ve sözünde durmasını isterler. Çünkü boğada en güzel söz, altını çize çize konuşacağımız söz, değerliyim, değerlisin, güvenilir bir insansın. Bu güvenilirliğe kendini aday olarak göster. Yani verdiğin sözlerde dur. O yüzden boğa kadınların seçimleri biraz zordur. Kolay seçmezler. Boğa erkekleri bu konuda daha farklıdır. Şöyle bir özellikleri vardır. Enerjileri sistemlidir. Karşı tarafı beğendikleri zaman zaten diğer kadınlara ya da diğer aşklara hemen kapatırlar kendilerini ve karşısındaki insana fokuslanırlar. Ve o ilişkiyi inceleyerek, detaylarına takılarak uzun uzun şeye göre kendi tarzını koya koya ilerletirler. Yani keyfini süre süre, aşkın hemen sonunu görmek istemezler. Ağır ağır ilerlerler. Çünkü sonuç olarak o ilişkinin sonunda ikisi var olacaktır. Evlenecektir. Çünkü bu erkeği evlenmeyeceği bir kadına yaklaşmaz. Kararlı oluyor demek çok ki. Çok kararlılar. Gerçekten ileriyi gördüğü insanlar bir birlikte yaşayabiliyor. Çok sistemliler. Bir de boğa erkeği verdiği sözü yerinde tutar. Boğa kadını da zaten verilen sözlere değer verir. İki boğanın evliliği güzeldir aslında. Şimdi aynı burçlu çiftlerin mutluluğundan bahsediyorsunuz. Böyle bir kıstas var mı? İki aynı burçlu bir çift mutluluğu sonsuza kadar yaşayabilir mi? Yoksa her burç değil. Her burçlu. İki koç için bunu söyleyemem. Ama iki boğa için söyleyebilirim. Çünkü onlar ağır ağır işledikleri için olayı ve ilişkiye yavaş yaklaştıkları için ve ilişkiyi deneyimlerinden, kendi testlerinden geçirdikleri için iki boğanın anlaşması çok uzun sürebilir. Ama koçlar için öyle bir şey diyemem. Koçlar çünkü bir anda dağılabilirler. Ama bir koç, dediğim gibi ardışık iki burçlar da birbirleriyle çok iyi anlaşırlar. Koç boğadan çok şey öğrenir. Boğa koça çok şey öğretir. Boğa ikizlere çok şey öğretir. İkizler boğa. Her burç kapı komşusudur. Birbirlerini öğretecek çok şeyleri olduğu için bazı aşklarda yan yana burçlardan da çok güzel aşklar çıkar. Peki sevgili ikizlere geçelim. İkizler evet. Kadınıyla başlayalım. İkizler kadını çok organizasyon zekası vardır. Fırıldak gibi durduğu yerde zeka durmaz. Devamlı araştırma içindedir ve flörtöz bir tarafı vardır. Çok çabuk tüketir ilişkileri. Bakar, kafasına uymuyorsa çeker gider. Karşısındaki insana çok ümit vermez. Yani o ilişkiyi götüreceğim diye çok çaba sarf etmez. Olmuyorsa olayın daha ilk etabında, ilk paragrafında, yani bir kitabın ilk paragrafında ben bu kitabı okumak istemiyorum, kalsın der gibi yarıda bırakabilir. Ama bu onun iyi niyetindendir aslında. Karşısındaki erkeği çok fazla oyalamak istemez. O yüzden ben ikizler kadının bu özelliğini çok seviyorum. Çünkü şey oldukları gibidir. Olmuyor. Olmuyorsa uzatmanın bir anlamı yok diyebilirler. Ama ikizler kadının en büyük özelliği ayrıldıkları sevgilileriyle arkadaş kalmayı bilirler. Hiçbir zaman tam veda etmezler. Aşkta olmuyor ama dostlukta çok iyiyiz diyebilirler. Bu erkek için de geçerli. Erkekler biraz daha flörtözdür ikizler erkeği. Özellikle aşk yaşadığı ve birlikte olduğu insanları bir anda hevesleri kaçabilir veya bir anda yıllarca da sürebilir. Bu o andaki
aradaki diyaloglar kesin bir şey yoktur ikizlerde. Bir bakarsınız büyük bir aşkla bağlandığı aşkı 2 sene 3 sene sonra bitebilir. Eğer içinde Venüs boğada değilse, boğa çok önemlidir çünkü. Venüs yengeçte değilse, çünkü astrolojide de Venüs ve Merkür kendi burcunun etrafından 45 ve 60 derece uzaklaşamaz. Yani yan komşulardadır. O yüzden ikizlerin eğer boğası, Venüs'ü boğadaysa veya bir ötesindeyse birbirleriyle çok çok iyi anlaşabilir. Yengeçte veya boğadaysa. O yüzden ikizlere saf baktığımız zaman ikizler erkeğinin şaibeli aşk hikayeleri vardır. Tabii ki şimdi burada bunu söyleyip de bir sürü ikizlerle evli olan bayanlar diyecek ki aa biz işte kocamızla çok iyiyiz. Dediğim gibi Venüsler çok önemlidir, Marslar çok önemlidir. Ama ikizlerde bir maceracı bir ruh vardır. Keşfetmeyi çok severler. Karşı cins de onun için keşfedilmesi gereken bir olgu olduğu için o keşfetme süresi içinde çok güzel bir aşk yaşar. Ama sonra bir bakarsınız bitti deyiverir. İkizler kadının bir başka modelidir o da. Ama eğlencelidir. En azından dost ve arkadaş kalırsınız. Çünkü ikizler erkeği ikinci değildir. İkizler kadını da ikinci değildir. İkinci olmayan insanlarla aşk bitse de çok iyi dostluk kurulabilir. Evet, biraz iletişimi de önemsedikleri evet. için muhtemelen evet. Dediğiniz gibi başladığında olmayacak dediği bir şeyi başlamaz. Öngörüsü de yüksek demek ki. Ama iletişimi de güçlü olduğu için bağlarını da kolay kolay kopartmaz. Çok kolay. İkizlerle aşk yaşamak çok eğlencelidir. Eğer macera perest bir ruhunuz varsa, ileriye dönük çok fazla bir şey beklentiniz yoksa, hani günümü geçireyim, bununla çok iyi dost olurum, o aşk olmadı dostluk olsun diyebiliyorsanız ikizler erkeği veya kadını tam size göredir. Peki sevgili yengeçlere geçelim. Yengeç kadınları nasıl olurlar aşkta? Yengeçler birazcık domestik ruhları vardır. İyi bir anaçtır, iyi bir babadır, iyi bir annedir. Ailesine çok düşkündür, sadakatlidir. Varlıklı, etrafıyla birlikte olmak ister. Yani aile kavramı önemli olduğu için eşi, çocuğu, annesi, babası, eşinin ailesi. Buralarda kayınvalide problemleri olmaz çok yengeçlerde. Çünkü ailenin bütünlüğüne hizmet etmeyi severler. Aşırı duygusaldırlar, alıngandırlar. Erkeği de kadını da, erkeği aile şey annesine çok düşkündür. Hani vardır ya kayınvalide, kötü kayınvalide yoktur. Kötü kayınvalideyi yaratan yengeç erkeğidir. Ya da başka bir erkek diyelim, birazdan ilerledikçe onları da anlatacağız. Yani kayınvalideleri kötü konuma getiren kocalardır ya da erkeklerdir. Çünkü annesine aşırı düşkünlükleri kızları rahatsız edebilir. Çünkü kızlar daima eşlerinin hayatında tek kadın olmak, her türlü ihtiyaçlarını onlar görmek isterler. Ama arkada background'da bir anne duruyorsa ve anne modeli varsa bir sürü kızı kızdırabilir. Konuyu burada niye bu burçta açtım? Çünkü yengeç kızları tamamen kocalarına çok sahip olmak isterler. A'dan Z'ye sevgilisin, her şey için ilgilenmek isterler. Ama yengeç erkekleri genelde daima annem böyle derdi, annem şöyle yapardı, annem dolmayı şöyle sarardı, annem de biz şunu yapardık, annem derken kızları delirtebilirler. Ama sonuç olarak aile bağları çok kuvvetli, 2-1 karşı cinstir bunlar ikisi de. Ortak özellikleri duygusal olmaları, alıngan olmaları, romantik olmaları. Bir de romans yapıları vardır. Albiyansları çok güzeldir. Mumlar, ışıltılar, güzel müzikler, keyifli saatler, güzel bir sofra, uzun uzun sohbetler, geçmişi anlatmak, anıları çok seviyorlar, aile albümleri tutmak. Şimdi tabii albümler kalmadı artık. Telefonlarımızda biriktiriyoruz ya bütün resimlerimizi. Ama bol bol resim biriktiren, resim çeken genelde yengeçlerdir. Ve su kenarlarını çok sever ikisi. Deniz yolculuklarını çok severler. O yüzden iki yengeçin evlenmesi her zaman için çok iyidir. Ama birbirlerine küstükleri zaman ilk adımın da karşı taraftan gelmesini bekledikleri için de çoğu zaman ilişkilerinde problem, alınganlık ve küslük adına uzayan problemler ve kavgalar olabilir. Kavga da diyemeyiz bunu. Sadece alınganlıktan dolayı durağan aşklar olabilir. Hani bakarsın işte 3 aydır aramadı beni. Öteki o arasın, bu arasın. Böyle gereksiz bir incir çekirdeğini doldurmayan bir şeyden de çok kavga etmişler. Yani kavgasız bir dargınlıkları vardır. Yani ama sonuç olarak
Yengeç kızlarıyla aşk yaşamak çok güzeldir. Yengeç erkeklerine güvenmek çok güzeldir. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Partnerlerinin bilinmeyen yönlerini de aslında bu açıklamalarla öğrenebilirler. 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle de ona uygun su dediniz, su kenarı dediniz. Güzel sürprizler yapabilirler partnerlerine diyelim. Devam edelim o zaman. Aslan burçları, sevgili aslanlar, kadınıyla başlayalım. Şimdi aslan kadınları doğuştan bir kraliçedir. Ormanlar kraliçesidir onlar. Çünkü sembolü zaten aslandır. Bir baktığınız zaman bir ormanı, ormanın kralı ne derseniz aslandır. Kraliçesi dişi aslandır. Ve kendisinin buyurgandır aslan kadınları. Ama son derece de kavrayıcıdır. Yuvasını sever, mağarasını, sarayını sever. O bir kraliçedir aynı zamanda. Bütün etrafındaki insanları kollayıp kovalar. Ama ışıltılı bir kadındır. Buyuramazsınız hiçbir şey ona. Emir veremezsiniz. Çünkü aslan kadını emir almaya müsait bir yapısı yoktur. O da vermek istemez ama zaman zaman elinde olmadan şunu yapmalısın, bunu yapmanı lazım gibisinden gereksiz bir emir tarzına dönüşebilir. Ama bu çok önemli bir şey değildir. Özellikle aslan kadınlarının çocuklarına, hayvanlara, doğaya sevgisi çok fazladır. Işıltılı bir kadındır. Parıltılı şeyleri sever. Altınları, ışıltılı mücevherleri sever. Günün hangi tarzında nasıl giyineceğini çok iyi bilir. Bir topluluğa girdiği zaman bütün gözler onun üzerindedir. Her zaman şeydir, enerjisini güçlü tutan biridir. Kraliçe olduğu için de emir vermeyi sevmediği halde insanlardan alkış almayı çok sever. Yani bir aslan kadınıyla aşk yaşamak istiyorsa bir erkek onu onore etmek zorundadır. Onun güzelliğine ve zevklerine hizmet etmek zorundadır. Ama aslan erkeği daha bir kraldır o. O iyi bir babadır. Silahşördür. Görünmeyen silahları vardır. Görünmeyen bir atı vardır. Girdiğin zaman bariton bir sesi vardır. Girdiği zaman topluluklara insanlar onu alkışlasın isterler. Oturduğu, yediği, seçtiği her şey özeldir. Renkleri çok sever. Parlak renkleri sever. Aslan erkeğiyle aslan kadını her toplulukta dikkat çeker. Evet ve onların dikkatini çekmek de biraz zor anladığımız kadarıyla. Dikkatini çünkü belli bir normları vardır. Belli bir standartları vardır. O standartların üstünde olman lazımdır. Eğitim olarak, bilgi olarak, gösteriş olarak, güzellik olarak, seçimlerin olarak, tercihlerin, yaşama bakış biçimin, kültürün her şeyi çok iyi incelerler. Evet, ilgi alakada oldu mu? Tamam, evet, bu ilişki tamam. Kesinlikle. Peki sevgili Başaklara geçelim. Başak kadınları nasıl olurlar aşkta? Şimdi Başak kadınlarında başka bir gariplik vardır. Başaklar çok disiplinli insanlardır. Kuralları vardır. Onlar o kuralların içinde kendilerini sistem pro insanıdır. Ne kendi kurdukları kuralların dışına çıkmak istemezler. Sistemlerini bozmak istemezler. Durum böyle olunca Başak kadınları genelde müzmin bekarlardır zaten. Baktığınız zaman tarlaya Başak upuzun gökyüzüne doğru uzanır. Yani kendi hayat çizgisi içinde uzanır. Hiç kimseye çok fazla toleranslı değildir. Kendi aklını beğenir. Kendi koyduğu kurallarla ilerler. Ama bunu yaparken de çevresine karşı da çok yapıcıdır. Yani kendinizi bir Başak kadınına emanet ettiğiniz zaman kesinlikle hayatınız düzene girecektir. Ama sadedir. Öyle çok şatafatlı şeyleri sevmez. Evi düzenlidir. Bibloları bile ölçülüdür. Evine girdiğiniz zaman her şey çok yerli yerinde düzenli olmasından dolayı da hayatındaki sizin hayatınızı kolaylaştırır. Kendi hayatında çok hızlı hareket eder. 24 saat içinde 48 saat gibi yaşayan genelde Başak kadınlarıdır. Yapacak çok şeyi vardır. Sadece çocuklarını çok disiplinli yetiştirdiği için çocuklarının hep bir kariyeri olmasını isterler. Eşlerine de aynı disiplini gösterirler. Yani baktığınız zaman Başak kadınıyla yaşarken onu hayatınızı çok kendinize emanet edebilirsiniz. Çünkü bavul çok iyi bavul hazırlar, çok iyi tatile giderken otellerinizi sizin adınıza rezervasyonlarınızı yapar. Her şey o kadar mükemmel ki Başak kadını size asla hayatındaki erkeğe iş bırakmaz. Çok konfor sunuyor. Evet, fazla. Bir partner için de çok önemli bir detay. Ama çok disiplinde sunuyor. Çok her şey saatlidir, her şey programlıdır. Bazı erkekler için sıkıcı olabilir. Yani onun için eğlence bile belli düzen içinde yapılmalıdır. Ama yine de çok tatlıdır. Çok güzel yüzü vardır.
duru bitenleri vardır, güzel bakışları vardır. O yüzden Başak kadınına aşık olmamak mümkün değildi. Başak erkeği biraz eleştiricidir, zordur. Her şeyin altından bir şey çıkartır. O yüzden Başak erkeğiyle anlaşırken zorlanabilirsiniz. Çünkü çok akıllıdır, çok zekidir. Her konuyu çok çabuk kavrar. Çok temizdir, çok özeldir. Onun da bütün kıyafetlerinden, ayakkabısından, takılarına kadar güzel bir zerafet vardır. Başak erkeği müzmin bekarlığa çok yatkındır. Çünkü hayatına girecek kızların ve kadınların, karşı cinsin son derece titiz, takıntılı ve düzgün olmasını ister. Aslında iki başağın evliliği çok daha uygundur. Evet, çünkü beklentileri de bir oluyor. Aynen. Bu nedenle birbirlerini de mutlu etme noktasında tüm beklentilerini karşılıyorlar. Biraz mantık burcu diyebilir miyiz Başak burcuna? Tabii, akıl ve mantıkla birlikte aşkı bir araya. Onların duyguları matematiksel ve mantık olduğu için, hani su enerjisi gibi, hani böyle heyecanlı aşkların tanımlarını bilmiyorlar. Hani vardır ya, bir şey ararsanız tanımlanamıyor diye bir hani cümle çıkar. Duyguyu tanımlamak çok zor başaklarda. Onlar daha çok mantık, akıl insanı olduğu için öyle bir parçaları yoktur zaten. O yüzden bilmediği bir parçanın çalışma işlevini de bilemezler zaten. Hani çok aşırı duygusal insanlarla bir araya geldiği zaman şaşırırlar, böyle insan varlığı var mı diye. Yani gerçekten başaklar mantık, akıl üzerinde o kadar iyi ilerlerler ki duygusallığın, gözyaşının, aşırı hassasiyetin gereksiz bir toksin gibi görürler. Ne gerek var derler. Çok ilginçtir başaklarla yaşamak. Eğer bir başaksanız tabii ki onu çok iyi anlıyorsunuzdur ama aşırı bir duygusal yengeçseniz, balıksanız düşünürsünüz. Yani bir sudan çıkmış balığa dönmüş olayı vardır ya, o balığın, onun gibi bir şey olur. O yüzden başaklarla eğer akıllı ve mantıklı değilseniz ve her şeyinizi akıl üzerinde yapılandırmıyorsanız başağa yaklaşmayın, evet, derim ben. Çok önemli bir detay. Çok duygusalsanız mantıklı biriyle biraz zorlar. Tüm ilişkiler için geçerli aslında. Onu da özellikle soracağım zaten. Hangi burçlar hangi burçlarla uyumlu olacak? Evet. Zorlayıcı noktalardan bir tanesi, evet, de belki zaman içerisinde o duygusallık başağın mantığıyla birleşerek duygusal burçlarda başakla bir uyuma geçebilir. Tabii ki. Ben her zaman şöyle diyorum. Duygusal burçların da mantığa ihtiyacı var. Mantık onları birazcık şey yapıyor, koruyor ya da hayata karşı daha güçlü kılıyor ama çok duygusal insanlara da mantıklı insanların ihtiyacı yok. Çünkü onlar dediğim gibi gereksiz bir araç gereç gibi görüyorlar duygusallığı. Başaklar 12 burç içinde aşk konusunda en zor insanlardır. Ay, en zor burçlardan, evet, bir tanesini öğrenmiş olduk. Peki devam edelim sevgili terazi burçları kadınlarıyla başlayalım, terazi kadınları. Teraziler aşk insanıdır. Mitolojide zaten baktığımız zaman Apollon, yani erkek güzeli Apollon, kadın güzeli Afrodit'tir ve Venüs olarak geçer. O yüzden terazi erkekleri dünyanın en yakışıklı erkekleridir. Ama hepsinin temelinde de flörtöz vardı, flörtözlük. Kadını da erkeği de. Aşka aşık insanlardır. Onlar için aşk ve heyecan olsun da kişiliği de önemli değildir. Tabii ki seçicidirler. Yine düzgün insanlar isterler, güzellik. Çünkü onları seçtikleri zaten olağanüstü özelliklere sahip insanlardır. Gelişi güzel insanlarla asla bir arada olmazlar onlar. O yüzden hani bir terazi sizi seçmişse bilin ki sizde üstün özellikler vardır. O yüzden teraziye asla neden bundan seçildi, niye seçildi diye yargılamak yerine nasıl bir aşk yaşıyor acaba diye düşünmek lazımdır. Çünkü teraziler aşka aşık, aşka koşan insanlardır. Ben hatta bir köşe yazımda yazmıştım. Aşka koşan kişiler diye. Aşka koşan kadınlar, aşka koşan erkekler. Aşkı en güzel size sunan ve duyguyla mantığı ve akıllı bir arada birleştiren ender insanlardır. Çünkü dediğim gibi bir başak sadece mantık üzerinden yürüyebilir. Bir yengeç sadece duygu üzerinden yürüyebilir. Ama teraziler öyle değil. İki kefesi vardır. Bir kefede duygu, bir kefede mantık. İkisini bir araya birleştirdiği zaman muazzam bir aşk çıkar ortaya. Ve hep derim teraziyle aşk yaşamak bir ayrıcalıktır. Ama teraziyi elde tutmak ayrı bir sorundur. Çünkü konforlu bir aşkı severler, güzel bir aşkı severler. O yüzden o aşkın donelerini eksiltmemek lazımdır. Parfümler, güzel kokular, süslü hayat, böyle güzel aşklar, dans, müzik. Bunlar hayatın ambiyansları içinde güzel yemekler, sanat,
konserler, sosyal hayat. Terazinin en sevdiği şey aşk, sosyallik ve konfordur. Hepsi bir arada olması. Günümüzde ne kadar geçerli bilmiyorum ama bayağı zorlanabiliriz. Evet, onun eğlenceli hayatına aslında dahil olmak demek, onunla mutlu olmak demek diyebiliriz. Peki erkekleri için eklemek ister misin? Erkekler de geçmiş hayatımızda Casanova'lar ve Don Juan'lar, genelde hani böyle sinemalarda filmle kahramanları vardır ya, Don Juan'lar. Onlar daha çok teraziyi sembolize eden erkek tipleridir. Ama size aşkı çok güzel yaşattığı için ve ayrılırken hatta çiçeklerle size veda ettiği için hiçbir terazi erkeğin arkasından kadınlar kötü bir şey konuşamaz. Sadece konuştukları tek şey güzel bir aşktı ama bitti. Gitti. Bitti ve gitti. Yani biter ve gider. Terazi erkeklerinde böyle farklı özellikleri vardır. Sadece onlarla yaşadığınız anı değerlendirin. Öncesini ve sonrasını düşünmeyin. Çünkü terazi zaten aşk erkeği olduğu için size öyle güzel anlar, saatler yaşatır ki siz sonrasını ve öncesine takılırsanız anın değerini kaybedersiniz. Hayat anlardan ibarettir. Terazi aşklarındaki de anları yakalarsınız, güzel aşk yaşarsınız. Dediğim gibi sahipleniriz, son noktayı koyarız, evleniriz, çocuk sahibi oluruz diye düşüncelerle aşkın içine girerseniz terazi de aşktan kaçar. Evet, aslında önünü görmek, geleceği görmek aşkta çok önemli bir güven duygusu yaratır. Ama terazilerde biraz anı dediğiniz gibi kollayacağız. O zaman geleceğe yönelik çok fazla plan yapmadan o anın kıymetini bilerek terazi partneri olanlara tüyoyu vermiş olalım. Evet, çok güzel özetledin. Peki devam edelim sevgili akrep burçları. Akrep kadınları aşkta nasıl olurlar? Akrep burçlarını hep biliriz, biraz zorlayıcıdır, inatçıdır. Her burç hakkında fikrimiz vardır ama şimdi detaylıca sizden dinlemek istiyoruz. Aşktaki halleri nasıl oluyor? Akrep ürkütücü bir burç gelir çoğu kez. Benim en çok sevdiğim burçlardan biridir. Her zaman yıllardır söylerim. Akrepler bu dünyaya gelip niye biz bu dünyadayız diye böyle gelip geçmek isterler. Bu dünya akreplerin dünyası değildir. Onlar Plüton insanıdır. Aşırı derin, aşırı duygusal, aşırı diplerde, aşırı manyetik güçleri olan insanlardır. Özellikle kıskançlık, sahiplenme, tutku, ateşli bir aşk, bunların tercih ettikleri konulardır. Ama soğuk bir mantıkları da vardır. Deli gibi aşık olsalar bile buz gibi bir yüzle karşısındaki insanı süzebilirler. Duygularına da akrebin girmek çok zordur. Ama akrep aşırı kıskançtır. Tabii ki bu kıskançlık onun çok aşırı tutkulu sevmesinden ileri gelir. Akreplerin o aşırı tutku, aşk sevgisini çok uyandırmamak lazım. Akrepleri şöyle düşünür, eski astrologlar, özellikle çok eski bunları, 1800'lere dayanan astrologlar için söylüyorum. Akrebe yaklaşmışsanız ya onun kuyusuna düşüp ateşinde yanacaksınız ya hiç yaklaşmadan çekip gideceksiniz. Ya hep ya hiç. Ya hep ya hiç, aynen. Çok zor aslında, korkutucu. Şu an akrep partneri olan izleyenlerimiz varsa biraz gerilmiş olabilirler bu detaylarla. Ama tutkuların insanı oldukları için bir akreple yaşamak, o büyük aşkın enerjisine kavuşmak her kula da nasip olmaz yani. Ben şans her mı? Zaman için aşkı aşk olarak düşündüğüm zaman karşılığında tutku deyince bir tek akrebi koyabilirim. Akreple hayatın derinliğini, anlamını, güzelliğini ve gerçekten tutku ve aşk nedir duygusunu iyi hissederek bu dünyadan gitmek istiyorsanız bir akrebe aşık olacaksınız. Özetlemiş olduk. Evet. O korkutucu yanının yanında hepsinden farklı bir aşk yaşattığını öğrenmiş olduk. Dürüsttürler. Her kimse bazen ve akrepler için çok dürüsttürler. Çok severler. Yani dediğim gibi akrebe herkes rastlayamaz. Zor rastlanan bir karakterdir akrep. Dünyada bütün kadınların hayatında bir tane bir akrep aşkı olmalı. Erkeği de kadını içinde. Peki erkeklerine neler eklersiniz? Akrep erkekleri nasıldır aşkta? Biraz aşırılık var herhalde akrep burçlarında. Bir tutku. Aşırılığın öbür adı tutkudur. Tutku zaten aşırılığı getirir. Ne kadar tutkuluysanız o kadar aşırıya kaçarsınız. Çünkü sonu yoktur tutkunun. O yüzden kıskançlığın da sonu yoktur zaten. Şu kadarcık kıskançlık tahmini edemiyorum. Kıskançlık ya vardır ya yoktur yani. Ben kıskanç değilim deyip de dünyayı başına indiren sevgililerinin başına, yani bu kadar azıcık kıskançlıkla bunu yapıyorsa demek ki sonrası daha kötü olabilir diye. Kıskançlık duygusunu eritmek, yok etmek zor bir duygudur. Bunu ben çok inanmıyorum. Benim kıskançlığım yok diyen insanlara asla inanmıyorum.
böyle bir şey olduğunda hırs denen bir şey ortaya çıkar. Yine o kıskançlık şeydir, bu kimya olayı gibidir. Kimyasal bir birleşim gibidir. Tam unuttuğun bir duyguyu başka bir duygu tetikleyebilir. Kimyada da okumuşuzdur yıllarca, lise yıllarında. Her element bir başka elementle birleşince farklı bir duyguyu ortaya çıkarabilir. Öldüremeyeceğimiz kıskançlık, çünkü akrepte çok yoğundur. Şey gibidir, bu radyum gibi bir şeydir. Yer altında böyle zor bir elementtir. O elementin ölmesi çok zordur. O yüzden kıskançlığı yok edemeyiz. Akreplerde de bu yoğun bir şekilde vardır. O yüzden akreple aşka giriyorsanız, erkeği de öyledir. Asla sizinle hiçbir şeyi paylaşmaz. Hatta şöyle bir şey, eğer bu işi paranok haline getirebiliyorsanız şeye geçer. Sen mesela, senin hakkında senaryolar düzer akrep. Hani bir şey söylersin, onun arkasından başka şeyler de uydurur. Yani o kadar çok kıskançlığını besleyen şeyler vardır ki. Mesela sevgilisi eski bir mahallesine gitmek istiyordur. Hani senin orada ilk sevgilini mi görmek için gidiyorsun? Ya da annesi orada oturuyordur, teyzesi. Yani senaryo kurma konusunda müthiş bir zekası vardır akrebin. Akrebin işte tutsağı olursan büyük aşk yaşatır. Tutsaklığından çıkarsan da böyle bir aşkı bir daha bulamazsın. Unutulmaz aşkların kahramanı. Unutulmaz. Evet. Aslında bazı ilişkilerde kıskançlık ilişkiyi besliyor ama o tatlı kıskançlıklardan bahsediyoruz. Demek ki Koç burcu, pardon, Akrep burcu partneri olan seyircilerimiz varsa çok fazla kıskandırmaya da çalışmasın. Çünkü bilerek de yapılabilen bir şey, ilgiyi görebilmek için. Ama Akrep'te bu ters tepebilir. Ama çok seven kız, ya aşkı çok seven, tutkuyla yaşamak isteyenler akrep aşkıyla bu tutkunun karşılığını bulabilirler. Peki evet. Sevgili yaylara geçelim. Yay kadınları Evet. Nasıl olurlar aşkta? Hopitik hopitik, çok tatlılardır onlar. Çünkü yay burçlarını seviyorum ben de, yay olduğum için. Enerji dolu insanlardır. Aşkları da, onlar da flörtözdür aslında. Yani baktığınız zaman genç yaylara, özellikle kadın da erkeği de, erkeği çok daha fazla flörtözdür. Hani ben her zaman için kızları bir kenara atarım. Yay kızları daha seveceğim, daha tatlı. Aileye dahil olabilirler ama bir yay erkeğini denetlemek ve ömür boyu kendisine bir kızın bağlaması o kadar zordur ki şaibeli erkekler grubuna girer bunlar. Ama çok tatlıdırlar. Bir yay erkeğiyle çok iyi arkadaş olabilirsiniz, çok iyi dost olabilirsiniz. İkisini birlikte anlatıyorum bu arada. Çok iyi arkadaş ama ömür boyu sevgili olamazsınız. Ömür boyu sevgili olmak için, eğer böyle evlilik hayalleri kurmak için bir hayaliniz varsa, ben yay erkeğinden uzak durun. Eğer gerçekten evlenmişseniz, yay erkeğini biraz kendi başına bırakacaksınız. Çok denetlemeyeceksiniz. Nereye gittim, ne yaptım, kiminleydin, niye geç kaldın? Bu gibi sorular yay erkeğini daha çok dışarıya iter. Yayı böyle kendi havasında bırakacaksınız. Çocuk gibidir o. Çocuk kalbi taşır. Beyni, kalbi ve yüreği hepsi bir arada, ağzındadır. Zaten bir şey yapmışsa söyler de. Yani flörtü, işte küçük flörtleri varsa gelir böyle üşenmeden de anlatır yani. Dürüsttür de diyelim. Fazla dürüsttür. Olmaması gerektiği kadar dürüsttür. Kalp kırabilir o yüzden. Ama yapacak bir şey yoktur. Ortada bir karakterdir. Saklayıcı bir karakteri, gizemli bir tarafları yoktur. Yay kızları da öyle, çok neşelidir, çok eğlencelidir. Çok gevezedir, çok konuşmayı sever. Bu kadar konuşma, gevezelik, eğlence, iki yay evlenmeli bence. Meydan savaşı da çıkabilir. Çok güzel aşklar da yaşayabilirler kendi aralarında. Ama birbirlerinin dilinden en iyi anlayabilen yine iki yaydır. O yüzden yaylar çok bilgilidir, çok kültürlüdür. Her konu üzerinde bilgisi vardır. Aşk da çok eğlencelidir. Yani dediğim gibi eğlenceli tiplerdir ve sözünü esirgemeyen tiplerdir. Ama bazen de çoğu zaman onlar için işte dangalak da diyebiliyorlar tabiri caizse. Çünkü ağzından çıkan, hani kulağa duymaz konular vardır ya, paldır küldür konuşabiliyorlar ama bu konuşma onları böyle çok eğlenceli, neşeli yaptığı için suç unsuru olarak da gelmez. Hani sen niye böyle konuştun diyemezsiniz yaylara. Aa, öyle mi konuşmuşum? O anda öyle konuşmam gerekiyordur deyip böyle gülümseyerek olayı kapatırlar. Yaya asla kızamazsınız. Hele yay erkeklerine asla. Yay kızları zaten cıvıl cıvıldır yani. Sonuç olarak yaylarla aşk yaşamak çok eğlencelidir. Kıskanç değillerdir.
Rahat işte, bir burç, eğlenceli evet, bir burç, anlık bir burç. Evet, evet, evet. Yani 12 burç içinde hemen akrep gibi gümbür gümbür kıskanç bir burcun dibinde yayın ne işi var diyoruz. Ama yaylarda öyle bir şey yoktur. Hatta şöyle bir şey dersiniz yaya, yay kızına sorarsınız. İşte sevgilin işi kıskanmıyor musun ya da eşine, o beni kıskansın. Bu kadar da böyle umursamaz bir tavırları vardır. O yüzden hayatı keyifli yaşayan tek yaylardır. Evet, zorlaştırmadan, akışına evet, bırakarak evet, aslında evet, yaylarla daha eğlenceli bir ilişki tabii, yaşanabilir. Tabii, daha bayır gezebilirsiniz, rallilere katılabilirsiniz, bilinmeyen dünyanın köşelerine gidebilirsiniz, olmadık maceralara girebilirsiniz, bir yer keşfedeceğim derken kendinizi bataklıklarda bulabilirsiniz, sonra oradan yine fırlar gidebilirsiniz. Yaylarla çok güzel hayat yaşanır. O yüzden herkesin hayatında bir yay olmalı. Arkadaşı, dostu, sevgilisi ama yay olmalı. Peki, yaylara da güzel bir evet, söz göndermiş olduk. Peki sevgili oğlaklara geçelim. Oğlak kadınlarıyla başlayalım. Oğlaklar karamsar, kaygılı insanlardır genelde. Çünkü onlar kurallardır. Başak burcuyla benzer özellikleri vardır. Birçok başağı oğlakla karıştırabilir insanlar. Biraz sitemkar tavırları vardır. Buz gibi bir görünüşleri vardır. Ama kadınları da erkekleri de çok yakışıklı, çok güzeldir. Yüz hatları çok güzeldir. Kemik yapıları, onlar Satürn insanıdır. Çok iyi sır saklarlar. Yaylar ne kadar içi kalbi boş, ortadaysa oğlaklar o kadar içe kapanıktırlar. Kolay kolay konuşmak istemezler. İyi bir gözlemcilikleri vardır. Girdikleri ortamı çok iyi süzerler. Ambiyansa çok iyi dikkat ederler ve onun için en önemli bölüm neyse onu seçerler. Çok güzel, elit bir şekilde. Hani bir yere gidiyorsunuzdur. Eğer uygun değilse ortama, sessizce, burası bize göre değil, istersen çok daha iyi bir yer var, oraya geçelim deyip sizi sessizce oradan alıp götürebilir. Yani oğlakların programlı, kurallı, sistemli ve disiplinli bir zekaları vardır. İçsel güvensizlikleri de vardır. Bir şeyi kaybetme korkusu yaşarlar. Bunu içlerinden atamazlar. Çünkü aile kavramıyla ve aile bağlarıyla, göbek bağlarıyla geldikleri için çoğu zaman geçmişe ait korkuları vardır oğlakların. O yüzden özgüvenlerini yükseltmek için maddeye ve somut şeylere karşı ilgileri vardır. Bütün oğlakların doğumdan ölümüne kadar zengin olma hayalleri vardır. Dünyayı biraz da finansal açıdan gördükleri için her şey biraz paraya dayalıdır ya da maddeye dayalıdır. O yüzden bazen oğlakların sadece maddi durumu iyi olan kişilerle aşk yaşadıkları da görülebilir. Bu onları belki herkes için geçerli gibi görünmese de yine o güven korkusu. Yani karşıda herhangi bir şekilde macera olsun diye bir aşka atılmazlar. Bunun hani kırmızı çizgisi altyazısının okunuşu şudur. Oğlak karşısındaki insanı sezer, inceler, güvenir, araştırır. Kendine uygun olduğu zaman aşk yaşar. Tabii ki bu biraz proje aşkı gibi gözükür ama beyin yapıları öyle olduğu için onlara öyle gelmez. Ama güvenebileceğiniz insanlardır. İki taraf da birbirlerine güven verici ilişkileri seçtiği için oğlak kadınıyla oğlak erkeği arasında çok fark yoktur. İkisi de hayata güvenli baktıkları için, güven kelimesi anahtar kelime oldukları için ilişkilerinde güvene dayanan ilişkiler kurar. Altında tabii ki finans çok önemlidir. Ha, tabii ki herkesin kendine göre bir finans yapı vardır. Hangi bölgede, işte hangi yörede, hangi sosyal toplumdan çıkarsa çıksın kendi durumlarına göre biraz maddi durumları iyi olan ilişkileri ya da kaliteli ilişkileri kendilerine göre işte yani gecekonduda oturan insanda o kaygıyı taşır. En üst düzeyde oturan kişilerde de aynı anahtar kelime vardır. Maddi durumu karşı tarafında iyi olsun, güvenli bir beraberlik kuralım, sadakat çok iyi olsun, ilişkimiz düzenli gitsin. Düzen ve sadakat önemlidir. Evet, hem güven önemli, evet, hem biraz daha sanırım mantıksal bir burç, duygusal tabii, tabii, da değil. Evet. Daha emin adımlarla daha kaliteli ve uzun ömürlü bir ilişki oğlakla yaşamak mümkün. Aynen. Mesela eskiden vardır ya kız kaçırma, hani çok severdik, böyle Türk filmlerinde vardır, bohçasını alıp kızı kaçıran. Ne o kaçıran erkek o şeydi oğlaktır, ne de kaçan kız oğlaktır. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi böyle güvenli bir çerçevede görmek isterler. Önünü görmek ister iki tarafta. Evet, partneri oğlak olanlar partnerine evet, güveni versin diyelim o evet, zaman. Evet. Peki sevgili kovalara geçelim. Kova kadınları nasıl olurlar aşkta?
Şimdi kova kadınları çok ilginçtir. Yarı Satürn, yarı Uranüs insanlarıdır. Satürn insanları genelde oğlak tarzıdır. Uranüs insanları çılgındır. Şimdi Uranüs ve Satürn'ün birleşmesi oğlak kadını, kova kadında ilginç bir profil çizer. Çılgın gibi gözüken aslında iç disiplini güçlüdür. Macera perest gibi gözükür ama ölçülüdür. Hani şimdi kova ile bir yere gitmek istersiniz kova kadın. Hadi gel Japonya'ya gidelim. Tamam gidelim. Hazırdır. Ama içinden şunu düşünün. Gideceğimiz yer nerede kalacağız? Otel iyi mi? Yollarda kaç saatlik yol yapacağız? Bunları da düzenler. Hem maceraya çok açıktır hem de iç disiplini bırakmaz. Kova erkeği tamamen akılsaldır. Akıl. Onlarda şöyle bilişim zekası vardır, internet zekası vardır, matematik zekası vardır, dijital zeka vardır. Yani onlarla birlikteyken kendinizi sanal dünyanın içinde bir matematiksel yolculuk yaptığınızı hissedersiniz. Her şeyinizi matematik ve ölçülü olarak sunduğu için birazcık kova insanlarıyla yaşarken biraz Uranyen, yani birazcık böyle Uranüs insanları gibisinizdir. Kozmik, yani uzaylılar gibi. Matematik konular konuşulur. Gelecekle ilgili konular konuşulur. Yani her konuda da başka bir matematiği vardır kova. Özgürlükçüdür. Bulunduğunuz alanın çok daha ötesinde düşünceleri vardır. Başkalarına ütopik gelen fikirler kovalar için çok normaldir. Ve kovalarla yaşarken hani çoğu zaman derler akıllı ama çatlak, zeki ama biraz çılgın. Bütün bunları üstünde toparlayabilir. Kova kadınların özgüvenleri çok yüksektir. Kova erkekleri akıllarına çok güvenir. Kova kadınları özgürlüklerini ifade edecek konularda çok rahat konuşurlar. Ama zaman zaman da gizemli bir tarafı vardır. O gizemli tarafı ve özgür tarafıyla sizi şaşırtabilir. İlginç bir şaşırtmaca zekası vardır. Kova erkeği de her şeyi garip bir disiplin içinde götürür. Sizi çok eğlendirir, çok güldürür ama aniden değişik bir soruyla sizi şaşırtabilir. Yani kova ile aşk yaşıyorsanız bu ilginçliklerine onların alışacaksınız. Biraz senkronize olmak çok zor kovalarla. Kovalar bu dünyaya göre özel insanlardır. Dediğim gibi uzaylı gibidir onlar. Modern çağın insanlarıdır. Bence yeni doğan Z kuşakları kova tiplerine çok daha uygun. Burçları ne olursa olsun. Evet, hem mantıksal dediğiniz gibi hem cesaretli. Sürprizleri açık o zaman kova burçlarına sahip olan partnerleri varsa onların sürprizlerine açık olsunlar, şaşırmasınlar. Çılgınlıklarına da hazır olsunlar. Ama matematik zekaları çok kuvvetli olduğu için bilim kafaları da vardır. Kova ile yaşarken bilgi dağarcığınız ve bilim kafanız gittikçe gelişir. Birbirlerini geliştiren çiftlerdir. Aşağılarda göremezsiniz, zekalar hep yüksek volümlüdür. Süper. Zeka odaklı. Eğer zekaya aşık olan kişiler varsa kova burçlarını tercih edebilirler. Kesinlikle. Çünkü aradıkları zeka kova burçlarında olabilir. Evet. Evet, son olarak sevgili balık burçları, balık kadınlarıyla başlayalım. Onlar rüya prensesleri ve prensleridir. Denizaltı kızlarıdır onlar. Yeryüzünün dilini çok anlamazlar. Hayal dünyaları çok kuvvetlidir. Neptün insanlarıdır. Sezgiler, algılar, doğaüstü olaylar, inanılmaz derecede bu dünyanın gizemini dipten çözmüş insanlardır. Rüyalarla yaşarlar ama gerçek rüyalarla. Neptün insanları olarak balıkları seçmek, dişisel özellikleri kadınların çok kuvvetlidir. Erkekleri desen romantik erkeklerdir. Ambiyansları çok güzeldir. Yani karşılıklı birazcık yengeçvari bir tarza benzer, ikisi de su enerjisi olduğu için. Ama denizin dibinde yaşadıkları için kara dünyasını çok bilmezler zeka olarak. Birden böyle girdikleri alanı güzellikleriyle, çünkü çok güzeldir balık kadınları. Venüs kadınları, teraziler ve boğalar dünyanın en güzel kızlarıdır. Venüs çünkü ikisini yönetir. Ama balık, Neptün, Venüs'ün üstün halidir. Yani Venüs'ü iki kere katlar. Dünya güzeli kızları olduğu için parfümler, ışıltılar, gümüşü renkler, gümüşler. Yani mavi renkler, böyle ışıltılı yeşiller, çünkü o yosun yeşili, denize ait ne kadar renk varsa üstünde taşımayı çok sever. Sezgileri çok kuvvetlidir. Hiçbir şey, yalan söyleyebilirsiniz ona, umursamaz. Çünkü sezgileri ona doğruyu gösterecektir. Çok rahat bir şekilde karşısındaki kişi Jüpiter etkili olduğu için aynı zamanda
siz yalan söylüyorsunuz diyebilir. Ama bunu söylerken iltifat eder gibi söylediği için karşı taraf istemeden itiraf etmek zorunda kalabilir. Sevimli bir gülüşleri vardır. Peri kızlarıdır. Erkekleri de çok yakışıklıdır. Ama bazen kendilerini aldatma, yani karşı tarafın tarafından çok sevildiğini zannederler. Yani kendi dünyalarında aşklarını çok büyüttükleri için bazen mantığa kayamazlar. Hani derler ya, o adam ya da o kız beni çok seviyor. Belki o sevgi o kadar değildir ama kendi içinde beslemeyi severler. Tek kişilik, kronik aşklar, platonik aşklar balıklarda çok fazla görülür. Ama sonuç olarak da balıkla karşılaşmışsanız eli mahkumda aşık olursunuz balıklara. Rüya kızlarıdır, rüya erkekleridir. Bakın sanatla ilgilenen, çok güzel kitap yazan, kelimeleri çok güzel kullanırlar. Kelime kullanma konusunda muhteşemdirler. En iyi yazarlar, en iyi kadını anlatan, en iyi aşkı anlatan yazarların çoğu da erkek balıklardır. Kadın balıklar sanatla çok iyi ilgilenir. Beyaz perdenin ve sinemanın en güzel yüzleri yine balık kadınlarıdır. Elizabeth Taylor vardır. Sen çok küçüksün tabii, bilemezsin yıllar önce. Ama bu bir balık kadınıydı. Cindy Crawford'un yükselen burcu balıktır. Yani bir insana balık girmişse eğer o kadın, o kız, o erkek çok yakışıklı, çok güzeldir. Evet, güzellik burçlarından bir tanesi de kesinlikle diyebilir miyiz? Estetik güzellik, hayal aynı zamanda rüya kızlarıdır. Eğer bir mitolojik bir film veya masal anlatılsa, mitolojik prensesler ve prensler seçilse burçları balık olurdu. O zaman geçelim şimdi bu bütün 12 burçta birbiriyle uyumlu olan burçlara. Önce şu soruyu sormak istiyorum. Hava, ateş, su, toprak, bu gruplar belli bir kıstasa bağlı mı? Mesela işte hava burçları toprak burçlarıyla uyumludur gibi. Bununla ilgili bir detay alalım. Sonra da en uyumlu burçlarla ilgili yorumlarınızı alalım. Şimdi çok ilginçtir. O kadar geniş yelpazesi var ki uyumların birbirleriyle. Evet, ateş ve hava birbirleriyle uyum sağlar. Çünkü ateş havasız yanmaz. Hava ateşle birlikte alevlenir. Bu güzeldir. Bunlar nedir? Koç, yay, aslan, ikizler, terazi ve kova ile anlaşır. İkizler, terazi ve kova, hava, koç, aslan, yay, ateş. İkisi böyle alevli bir aşk. Toprak ve su, toprak suyu besler. Su toprakta rahattır. Onlar da nedir? Su olarak yengeçler, balıklar, akrepler su. Topraklarda balıklar, başaklar, boğalar ve oğlaklar. Bunlar bizim astrolojinin klişe ilişkileridir. Çoğu zaman da bunun üzerinden yürürüz, anlatırız. Ama dediğim gibi ikili ilişkiler çok özel ilişkilerdir. Bazen birbirlerine çok zıt burçların bile Mars ve Venüsleri birbirleriyle uyumluysa ve açıları güzelse çok güzel aşklar olabilir. Özel harita okumak çok önemli ilişkilerde. Ama dediğim gibi her burcun kendine özel enerjisi vardır. Mesela tarihte en büyük aşklar, yani böyle verem olmuş bilmem ne aşkla oğlaklardan çıkmıştır ki biz o kadar mantıklı olarak düşünürüz ama oğlaklar, balık, nerotik, yani böyle aklını kaybedip seven balıklardır. Akıl hastanelerinde geçmiş yıllarda, tabii şu anda ben böyle bir formül örnekler göremiyorum, yeni çağ çok farklı ama 1700'lü 1800'lü yıllarda tarihte baktığınız zaman akıl hastaları, nörolojikler balık burçları, yengeç burçları, verem olanlar oğlak burçları, büyük kronik aşklar yaşayan, aşkını terk edip gidenler ve onu verem haline getirenler de yaylar, ikizler. Anlatabiliyor muyum? Çok değişiktir bunlar. Kim kime ne kadar uyumlu diye düşünürsek her astroloji kendi içinde farklı uyumlarla birbirlerine bağlıdır. Koçlar en çok dediğim gibi ikizlerle, yaylarla, terazilerle, kovalarla çok iyi anlaşır. Boğalar yengeçlerle, balıklarla, oğlaklarla, başaklarla anlaşır. Ama yine de en güzel aşk boğa ile başak arasındadır. İkisi toprak grubudur. En büyük yine çekim gücü yüksek olan aşklar akreple boğa arasındadır. Birbirlerini çekerler. Onların artı libidoları yüksektir. Boğa ve akrebin birbirlerini tanımlamaları çok güzeldir. Yüksek bir libido enerjileri vardır. Yay ile ikizler çok iyi eğlencelidir onlar. Birbirleriyle alıp bir macera aşkları yaşayabilirler.
Yaz aşkları genelde yay ile ikizlerden çıkar. Kova ile aslan güçlü ilişkilerdir. Birbirlerini çok çekerler. Aslanın gücüne kova hayrandır. Kovanın mistik gücüne ve çevresindeki o olağanüstü farklı enerjisine aslan saygı duyar, hayranlık duyar. Onun dışında yengeç ile oğlak arasında geçmişten gelen bir yolculuk varmış gibidir. Birbirlerini karşılaştıkları zaman işte yıllardır aradığım aşk bu diyebilirler. Ama yengeçin güven duygusu oğlakta birleşir. İkisinin içsel güvensizlikleri çok farklıdır. Balıkla başak birbirlerini çekmezler, iterler. İttikçe de birbirlerini merak ederler. Her başak der ki Allah Allah bu duygu denen şey neymiş acaba der. Çünkü balık çok güzeldir. Başak ilgisini çeker. Balık da der ki ne kadar duygusuz bir insan. Ben buna duygu öğretmek zorundayım der. Ara sıra böyle çatışmalı aşklar yaşarlar. Terazilerle koçlar arasında da farklı bir iletişim vardır. Teraziler inanılmaz yakışıklı ve güzel kadınlar ve yakışıklı erkeklerdir. Koç hayrandır güzelliğe. Teraziyi görünce dayanamaz, peşinden koşar. Aralarında büyük bir kıvılcım başlar. Hava ve ateş. Bunlar da büyük aşklardır. Geriye ne kalıyor? Geriye bir şey kalmıyor gibi geldi evet, bana. Evet, hepsini paylaştınız. Evet. Oğlaklar, yaylar, akrepler, evet. Teraziler. Hepsini anlattık. Evet. Ama birbirleriyle sert etkileşim içinde olanlar vardır. Bir de kare açılılar vardır, sabit gezegenler. Bunlar hem kavga eder, hem kapışır, hem kopamazlar. Aslan, boğa, akrep, kova. Bu dörtlü grup. Onun dışında koç, yengeç, terazi, oğlak. Bu dörtlü grup. Dört dört, sekiz grup. Bunlar birbirleriyle devamlı didişirler. Mahkemeye gidip dosyaları geriye almaklar. 3 ay görüşmeyip tekrar birbirlerini aramaklar. 1,5 sene sonra bir yerde karşılaşıp sen bunu yapmıştın bana, bunu yapmışsın deyip kavga edip kahve içip tekrar ilişkilerini sürdürenler. Bunlar da çok farklı ilişkilerdir. Zor ilişkilerdir. Dediğim gibi her ilişkinin matematiği çok zordur ama her ilişki denemeye değerdir. Evet, ilişki sinatrisini de aslında bilerek partnerimizi daha yakından tanıyabiliriz, uyumlarımızı daha yakından görebiliriz. Bu da kalıcı ilişkilerin formülü tabii olabilir ki, diye ekleyelim. Ki. Bir de şöyle bir şey vardır. Merkür, Merkür'ün nerede? Konuşma dili. Venüs, Venüs'le aşk dili. Mars, Mars'la çarpışma libido dili. Neptün, hayaller dili. Hepsinin ayrı bir dili vardır. Aslında herkesin bir özel astroloji haritasına ihtiyacı vardır. Evet, bu da günün mesajı olsun o zaman. Günün mesajı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben 14 Şubat Sevgililer Günü bu özel programda bize eşlik ettiniz. Partnerlerini, değerli izleyenlerimiz sayenizde burçlarla birlikte astrolojik haliyle daha yakından tanıma fırsatı bulabildi. Hepimiz bu anlattıklarınıza baktığımızda o burçlara ait kişilerin gerçekten gözümde canlandı sizin anlattıklarınızla, karakter yapılarıyla. O yüzden karşılığını sunuyor tüm bu detaylar. Teşekkür ederiz, değer kattınız diyelim. Teşekkür ederim. Son olarak neler söylersiniz 14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili? Sevgililer Günü her gün olmalı. Ben şu Sevgililer Günü'ne de özel bir gün olarak düşünmüyorum. Biraz da galiba dünyanın finansıyla, ekonomisiyle ilgili. Biraz satışı arttırmak için insanlar birbirleriyle hediye alsın. Aşk her zaman var, her devirde var. 365 gün aşık olalım. Siz de sevgiyle aşkla kalın diyelim. Aynen. Evet efendim, 14 Şubat Sevgililer Günü özel programımızın sonuna geldik. Aşkın astrolojik hallerini konuştuk, bütün burçları tek tek ele aldık. Astrolog Filiz Özkol'la birlikte efendim. Siz de umarım partnerlerinizi bu sayede daha yakından tanımış oldunuz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nüzü kutlayalım. Sadece bugüne özel değil, her zaman sevgiyle dolu olsun yaşamınız. Ve bugün bütün sevdiklerinize, sadece sevgilinize değil, sevdiklerinize sevginizi anlattığınız bir gün olsun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.